Merhaba arkadaşlar, gözleriniz de gerçekten biraz bayram için. Şimdi ben pardon şu sayfayı yenileyelim. Bu yavşar gerçekten güzel baya. Kara demeyelim aman. Şimdi gerçekten neyse. Gözlerinize bayram için. Şimdi arkadaşlar bu Hülya Avşar'ın resmini biz göster gizle şeklinde yapacağız. Onu yaparken de biz animasyonu bir şekilde yapacağız. Yani artık biz animasyonlara gireceğiz. Şimdi ben burada arkadaşlar ben burayı sileyim. Ben daha önce bir uygulama yaptığım için oradan kalmış. Şimdi burada arkadaşlar Angular Animate.js'i biz CDN'e sitemize pardon neydi? Script tablarıyla bir iframe serece şeklinde bir sayfamıza dahil ettik. Şimdi arkadaşlar bakın bir göster gizde nasıl yapıyorduk gelin onu görelim. Angle click olduğunda neydi arkadaşlar? Eylem adlı bir fonksiyonum çalsın. Ctrl S yapalım. Burada gelelim bu scope arkadaşlar neydi? Scope arkadaşlar eylem burada function yapıp parantezlerimiz arkadaşlar neydi? Fonksiyonumuz yazdık. Şimdi resmim var varsa elan olarak arkadaşlar engel height diyorum. Neydi? False olsun. Şimdi false olduğu zaman ne oluyor? Görünüyor. Şimdi ben bu değeri buraya arkadaşlar dinamik olarak bir değişken tanımlamak istiyorum. Vardı buraya scope ne diyelim? Scope arkadaşlar ne diyorum? Değer olsun. Burada değer ne olsun? Değerimiz başta false olsun arkadaşlar. Gelip buraya değerimizi yazdık. Şimdi Ctrl S yapalım. Bir sayfamıza bir bakalım. Arkadaşlar Allah hepinize böyle bir sevgili nasip etsin. Öncelikle bana. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu Hülya Avşar resmini biz artık animasyonda değiştireceğiz. Önce nasıl gizliyorduk gösteriyorduk. Bakın scope değer diyorum arkadaşlar. Eşit ünlem işareti koyuyorum. Tam tersi diyorum. Scope neydi? Scope değeri eşit dedim. Bakın scope değeri eşit dedim. Pardon. Şunu yanlış yazdık. Hülya'yı görünce vallahi ellerim titredi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Böylece bu eylem fonksiyonu ne iş yapıyor? Varsayılan o false geldi. False arkadaşlar true yapıyorsa true ise false. Tam tersini sürekli bu işlemi yapıyor. Bu sayede ne oluyor? Resim arkadaşlar göster gizde şeklinde oluyordu. Bakın. Bu şekilde fıstık gibi oldu. Kız da fıstık gibi, program da fıstık gibi çalışıyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben bir class attım. Burada bir class yazmışım. Gelin onu tanımlayalım. Şimdi bir daha stil yazalım arkadaşlar. Ve taplarımıza basalım. Bu resim stilimiz arkadaşlar. Ne olsun? Burada neydi? Yüksekliği arkadaşlar. 450 piksel. Ne olsun? Genişlik olarak da arkadaşlar. Ne olsun? Genişlik olarak da sadece 300 piksellik bir verin. Bakalım arkadaşlar nasıl duruyor? Hülya'nın formunu bozmadıysa. Evet. Vallahi bozduk formu. Neyse biraz daha Photoshop'la onu daha güzelleştirdik ama bundan daha güzel olmaz. Neyse arkadaşlar tamamdır. Şimdi göstergizde çalışıyor. Artık biz butona tıkladığımızda arkadaşlar onu animasyonlu bir şekilde gizlemesini istiyoruz. Peki nasıl yapılıyor? Gelin onu görelim. Başlarda söyledim. Dedim ki arkadaşlar biz ileride buraya bir şeyler yazacağız. Bakın işte artık yavaş yavaş bunun vakti geldi. Neydi arkadaşlar? ng animate diyorum. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bütün harfler küçük. Animate değil, animate diyorum. Ve A harfi büyük. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar bunu yaptıktan sonra artık gerçekten her şey çok basit. Altta iniyoruz arkadaşlar. Resmi tekrar yazıyoruz. Tekrar nokta ng hide. Yani gizlenirken gösterirken arkadaşlar bir şeyler yaptı. Örneğin ne olsun? Örneğin arkadaşlar bakın sadece şu anda bunu yapalım. Bir de arkadaşlar ben buraya transition'ı kullanacağım. Transition'ı için kullanacağım? O aradaki geçişleri görebilirim. Ol diyerek ne olmasını örneğin 2 saniyede bu şimdi olsun. Ctrl S yapalım. Şimdi sayfamızı bir şu anda herhangi arkadaşlar bir şey yapmadık. Niye? Bakın bizden komut bekliyor. Burada ne yapalım? Örneğin arkadaşlar opasitesine ne yapalım? 0 yapalım. Ctrl S yapalım. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın ne oldu arkadaşlar? Gizlendi. Hülya'yı tekrar çağıralım. Bakın 0. Bir saniye arkadaşlar.
ne oluyor? Opasitesini sıfıra indirir. Burada arkadaşlar artık ne yapabiliriz? Örneğin yüksekliği arkadaşlar ne olsun? Yüksekliği 10 piksel olsun. Genişliği de ne olsun? 10 piksel olsun. Biz opasitesini kaldıralım. Sürekli Hülya gözümüzün önünde olsun. Neyse bak. Yeniledim arkadaşlar. Göster gizle dedim. Ne oldu arkadaşlar? Bakın. Şimdi bir de Hülya tur attıralım. Biraz dönsün arkadaşlar. İnşallah bize dava açmaz. Sürekli döndürürsek sakıncalı. Rotate diyelim arkadaşlar. Z diyelim. Burada örneğin bir 180 derece Hülya tur attıralım. Bu güzel kısa. Vallahi bütün Amerikan yıldızlarından daha güzel. İbo boşuna sevmedi. Neyse göster gizle diyelim arkadaşlar. Bakın. Hülya bir tur döndürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar bunu daha hızlı döndürebiliriz. Bakın 0.5 saniyede bu dönsün. Göster gizle diyelim arkadaş. Bakın. Ne oldu? Çok süper. Giderken de arkadaşlar biraz da opasitesini örnek ne olsun? 0 olsun. Bir de bir border verelim arkadaşlar. Pardon. Buraya bilgisayar da kafayı yedi. Güzel kızı görünce. Border arkadaşlar. Buradan örneğin ne olsun? Böyle 50 piksel olsun. Çok saçma bir şey yapacağız. Ve red yapıyoruz. Bunda önemli olan arkadaşlar. Bir dakika. Burada gerçekten tamamdır. Kontrol S yapalım. Burada önemli olan arkadaşlar bunu anlamaktı. Bakın göster gizle dediğimize bakın ne giderken kırmızıya dönüştür. Peki bunu show yaparsak çalışır mı arkadaşlar? Bunları show için yaparsak show için de çalışmaz diyebilirim arkadaşlar. Bu ders buraya kadardır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Artık bu sizin kesinlikle tercihinize kalmış. Bakın örnek bu burada bir checkbox'a da aktarabilirdik aslında. Bakın input diyoruz. Tipi arkadaşlar. Neydi? Checkbox diyoruz. Burada engine modelimize bir model isim verelim. Burada ne olsun? Avsar olsun. Suya da avşardan geliyor. Burada engine height arkadaşlar neye bağlı? Avsara bağlı olsun. Ctrl S yapalım. Şimdi sayfamızı bir yenileyelim. Bakın arkadaşlar. Ne oldu? Buna tıkladığım anda ne oldu? Tekrar geri geldi. Buna tıkladım. Ne oldu? Gizledi. Bu şekilde gösterebiliriz. Göster. Göster. Gizle. Gerçi ondan fonksiyonu kaldırdık arkadaşlar. Bu ders buraya kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. İsterseniz arkadaşlar bu resmi tur bile attırırsınız artık. Artık bu size kalmış. Son olarak bir bu şekilde arkadaşlar. Ona veda edelim. Sizlere de veda edelim. Hülya'ya da veda edelim. Bir daha bizi görüşmemek. İnşallah arkadaşlar dersi anladınız. Biraz esprili bir şekilde anlattık ki bu ders daha iyi anlayasınız. Burada sadece yapmanız gereken şey burada arkadaşlar neydi? Animate bunu eklemek CDN'den ve arkadaşlar burada dependent injection kısmına bunu yazmak ve arkadaşlar artık ne olur bunu toptanca yapıp sadece bir klas için değil de bütün arkadaşlar genel olarak bütün cisimlerde uygulayabiliriz. Kısmet olursa arkadaşlar onu anladı. Bakın resme ne dedik? Önce resmi tanımladık. Resim gizlenirken bunları yap. Translation olu unutmuyoruz arkadaşlar. İstersen buraya lineer şeklinde de değişmesini isteyebiliriz. Ctrl S yapalım. Buraya en son ne yazabiliriz arkadaşlar? Değer miydi bu? Değer. Ctrl S yapalım. Pardon. Şuraya değer yazalım arkadaşlar. Şuraya değer yazalım. Şunu da silelim. Bu şekilde arkadaşlar siz menüler falan yapabilirsiniz. Evet. Hoş oldu sanırım arkadaşlar. Fena da olmadı. Bunu da ortalayabilirdik arkadaşlar. Yani giderken ortalayabilirdik. Neyse arkadaşlar. Çok basit oldu umarım. Ve gerçekten anladıysanız ne mutlu bizlere arkadaşlar.